Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları var. Son dakika bilgisi olarak da ekranda zaten bir süredir. Karabağ'da referandum yapılmayacak diyor Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Ifadeleri şöyle. Dağlık Karabağ'da referandum olmayacak. Biz bunu hiçbir zaman kabul etmedik. Müzakerelerde bunu kabul etmedik ve artık bölgenin büyük bir bölümünü geri aldığımız zamanda da bu söz konusu değil. Yani zaten daha önce hiçbir şekilde kabul etmediğimiz bir durumdu. Hele hele böyle bir durumda bölgenin büyük bir bölümünü de işgalden kurtardığımız bir dönemde, geri aldığımız bir dönemde Karabağ'da referandum yapılmayacak diyor Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Biliyorsunuz Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın saldırıları sonrasında başlattığı taarruzda 120'nin üzerinde yerleşim biriminde işgale son verdi. O yerleşim birimlerini özgürlüğüne kavuşturdu. Dolayısıyla bu askeri harekatta devam ediyor şu aşamada. Evet ateşkes ilanları var insani gerekçelerle. Fakat orada Ermenistan'ın ihlallerinin de devam ettiğini biliyorsunuz. E, sivil yerleşim yerleri başta olmak üzere pek çok noktaya saldırıları sürüyor. Diplomatik tarafa baktığımızda görüşme üstüne görüşme yapılıyor. İşte Moskova'da iki ülkenin dışişleri bakanları e, görüştüler ayrı ayrı e, Lavrov'la. E, dün dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yine Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la bir görüşmesi vardı. Yarın Washington'da olacak Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları... Bununla birlikte masada bir çözüm olacak mı, diplomatik bir çözüm olacak mı 30 yıldır olamayan o çözüm, Bakü'nün istediği şekilde işgale tamamıyla son verecek şekilde ve Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan tamamıyla çekilmesini içeren bir çözüm ancak mümkün olabilir diyor Aliyev ve Bakü. Dolayısıyla bu noktada Azerbaycan... Durduğu yerde duruyor e, ve son olarak Karabağ'da referandum yapılmayacağını da en çok Erivan yönetiminin dile getirdiği Dağlı Karabağ için e, statüsü farklı, e, daha e, özel, sağlıksız bir e, plan var anlaşılan o ki e, Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı referandum olmayacağını söyledi.